Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubilay Karazlı. Bugün Doğa Üründür, Yahya Kemal Doğan, Gencer Konur ve Öner Tavsay ile birlikte Dünya Kupası'nda yarı final heyecanını konuşacağız. Yarı final heyecanı bugün oynanacak Hırvatistan-Arjantin karşılaşmasıyla başlayacak. Çarşamba günü ise Fransa ile pas kozlarını paylaşacak. Biz önce ilk maçtan Hırvatistan-Arjantin maçını değerlendirerek yayınımıza başlayacağız. En aslında yarı finalin diğer maçına göre yani Fas Fransa maçına göre bu maç herkes tarafından bekleniyor. Biraz çekişmesi geçmesi beklenen maç bu maç. Yani Kemal'i bir tarafta tutuyorum tabii. Burada ben Doğa abi'den başlayayım. Aslında benim burada favorim var. Yayına başlarken direkt olarak söyleyeyim. Ben Hırvatistan'ın Arjantin'i rahat bir şekilde geçeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an oynanan oyuna falan baktığın zaman, bu orta saha şutuna baktığın zaman Arjantin'in çok zorlanacağını görüyorum. Ilgili Messi son iki maçı kaldı kupaya doğru. Ronaldo elenmişken Messi bu kupayı alırsa da zaten büyük ihtimalle Maradona ile birlikte olan o tartışmaların da sonuna gelecek. Maçla ilgili görüşlerini ben senin alayım abi. Ya ben şeyi bir kez daha söyleyeyim. Maradona 86 Dünya Kupası'nı aldığı için Maradona olarak tartışılmıyor. O 90'lardaki garip Arjantin kadrosuyla o kadar ilerleyebildiği için Maradona dünyanın en büyük futbolcusu abi. 2014'te var ya abi. Onu da kattığın zaman değişebilir sen. Yani 2014'teki Ya kadroyla finale bilmiyorum. çıkan. Abi ben bu şeylerde, bu tartışmalarda, ya şimdi maçı konuşacağız tabii de, bu tartışmalarda abi bu Bill Simmons'ın şey kitabı var ya, Book of Basketball. Orada mesela işte dünyanın en iyi basketbolcunu adam sıralıyor ama aslında bir ladder sistemi yapıyor. Yani işte en elitler, onun bir altı bir altı. Ya bence kategori edelim. İşte dünyanın en iyi futbolcuları listesi yapalım. Messi ile Maradona'yı onun içine atalım. Hadi senin hatırına Ronaldo'yu da atalım. O güzel hatırına. Yok Teşekkürler. şaka yapıyorum. Ya, yok yok şaka yapıyorum. Senin hatırın için tabii ki Ronaldo da o listede, yani baş köşede, yani Pele ile birlikte. Yani öyle bir liste yapalım o zaman yani. Bence kategori edelim. Yani dünyanın en iyi futbolcusu aramak çünkü biraz subjektif ve bunları rakamsal olarak karşılaştırmak da çok doğru değil. Çünkü bir tarafta Maradona'nın oynadığı yıllarda dayak yiyordu abi. Öldürüyorlardı ama tempo düşüktü. Diğer tarafta Messi'nin ayağına taş değse faul çalınıyor. Yani ona da gene sert fauller yapılıyor ama o yıllardaki gibi değil. Foul çalınıyor ama tempo çok yüksek. Çok daha fazla maç yapıyorlar falan filan. Yani onları karıştırmamak lazım. Yani çok tamamen apayrı istatistik bakılır ve hani bunda belki bundan 50 yıl sonra bir metaverse evrenleri iyice geliştikçe oyuncuların %100 sanal halleriyle bir kapışma yapılır. Ama da onu bile yapmak çok zor. Maça gelirsek abi. Şimdi Arjantin Hırvatistan, sen Hırvatistan'ı net favori gördün. Orta sahası çok iyi falan dedin. Ya ben şunu çok merak ediyorum ya. Hatta sen bana sordun ama ben böyle kontra bir soruyla da sana geri dönüş yapayım. Özellikle de senin görüşün, çünkü seninle hep zıtlaşıyoruz biz genellikle yayınlarda. Bu Hırvatistan nasıl gol atacak Kubi'ye? Yani bu Hırvatistan gol atamıyor abi. Ya Bruno Petkovic'in yarattığı o efsane çalım okey. Ama onun dışında Hırvatistan'ın uzatmalar dışında gol bulduğu bir durum yok. Yani pozisyon yaratamıyorlar, pozisyon üretemiyorlar. Çünkü evet, Kramaric bence, bana kalırsa, son maçta çok kötü gözükmedi. Bir forvet olarak, bir santrafor olarak kötü, bir forvet olarak, top taşıyıcı olarak bence iyiydi. Yani elinden geleni yaptı ama bir yere kadar yetenek seti, oraya kadar yetiyor onun bu seviyelerde. Ama diğer tarafta şimdi Arjantin'e bakıyorum. Suudi Arabistan maçı evet felaket 2-1 bitti. Ki Suudi Arabistan maçı hep konuşuyoruz ya, 4 tane gol attılar yani aslında. Belki de ilk yarıda bitiriyorlardı o maçı yani, o offside hikayesi olmasa. İyi ki var. Bu arada kimsenin hakkı da yenmesin. O da apayrı bir konu. Şimdi Meksika maçını 2-0 kazanlar, gol yemediler. Polonya maçını 2-0 kazanlar. Ya diyeceksin ki Meksika'da, Polonya'da hiç öyle takımlarda hiçbir şey oynamıyorlar. Çok haklısın. Evet, Hırvatistan kadar sert rakiplerle karşılaşmadılar. Avustralya maçını 2-1 kazandılar. Orada 2-0 öne geçtiler. Sonra bir tane gol yediler. Moralman çöktüler. Geri dönmeye yani 2-2 olacak maç. Son dakikada atsaydı 18 yaşındaki çocuk. 2-2'ye gidecek maç gene. Hollanda maçında gene öne geçtiler 2-0. Skoru koruyamadılar. Şimdi elimizdeki doneler aslında şunu gösteriyor. Arjantin gol yedi. Öne geçiyor. Arjantin bir şekilde öne geçiyor. Özellikle ilk yarılarda. Bunu bir şekilde başarıyor. Messi'nin yaratıcı da o harika pası ya da uzaktan şutuyla birlikte. Fakat bunu koruyamıyor. Şimdi bunu koruyamadığı noktada Hırvatistan gol atabilir mi sorusu aslında burada önemli.
bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Ki bu Hırvatistan, şimdi Kanada maçı çok ekstra motivasyondu. Ben Kanada maçını ayırıyorum ama Fas'la oynadıkları maç mesela 0-0 bitti. Kitlediler birbirlerini. Belçika maçı 0-0 bitti. Japonya maçı 1-1 bitti. Ki Japonya öne geçti. Sondan yakaladılar. Brezilya maçı Brezilya öne geçti. Uzatmada maç bitti derken sondan yakaladılar. Yani Hırvatistan'ın bir önde oynama planını daha göremedik. Yani Hırvatistan öne geçmiyor, onu biliyoruz. Yani bu ki bence Kanada maçı, ki o maçta bile geriden geldiler bu arada, onu da söyleyeyim. Yani o maçta da önde oynamadılar. Yani bunu da şey yapmak lazım. Demek ki öne geçen takımlara karşı Hırvatistan'ın evet bir şeyi var ve Arjantin öne geçiyor. Şimdi burada kimin nasıl kitleyeceği aslında bir soru işareti. Şimdi Arjantin gene beşliyle çıkarsa, beşli savunmayla çıkarsa çok sıkıcı maç izleriz. Bak açık ve net. Bayılırız maçtan büyük ihtimal. Hele gol olmazsa 120 dakika boyunca bayıltır o maç bizi. Ama Arjantin iki savunmacı, işte bir klasik 4-2-3-1 düzeni, Messi serbest rolde iki çapalı çıkarsa, Enzo McAllister gibi, hani Paredes gibi, hatta işte 4-3-3 aslında onun versiyonu. Yani 4-3-3 de çıkarsa güzel, keyifli maç izleriz. Yani burada bunu öngörmek çok zor. Benim de kişisel favorim, ben Arjantin ve Messi'nin yürüyeceğini düşünüyorum. Modric'in hikayesinde çok güzel bir hikayeydi. Ama Arjantin'in ben oyununu daha iyi görüyorum ya. Her ne kadar Hollanda maçında 2-2'lik beraberliği engelleyememiş olsalar da. Yani çok daha aslında oturaklı bir oyun gibi geliyor bana. Hırvatistan'ın bir de 11'indeki sıkıntılara rağmen. Buradaki Hırvatistan, çok lafı uzattım kusura bakmasın diğer arkadaşlarımız. Başka da söz almayacağım zaten maçla ilgili. Arjantin fakat en büyük problemi şöyle bir çözüm önerdi. Fangal hocaları mezun etmeyi sever. Turnuvadaki hocaları da bir şeyler gösterir Arjantin karşısında. Arjantin karşısında geriye düşüldüğü zaman ya da öne, yani öndeyken de fizikli kalınırsa problem yaratıyor. Arjantin fiziksel mücadeleye giremiyor. Çünkü takımda, yani koskoca Arjantin kadrosunda 1.85'in üzerinde 2 oyuncum, 3 oyuncum ne var? Bunlardan zaten bir tane stoper, o da Otamendi. Şeyde Romero'du. Otamendi ve Romero. Otamendi galiba 1.84, Romero 1.87 mi ne? Çok kısa bir takım. Şimdi Bruno Petkovic, Kramaric bir çıksa Hırvatistan, hani 1-0 geride olduğu vakit Fangal'in durumuna düşse, şeye geçse, taktiğine geçse daha yaratıcı olabilir. Yani daha da renkli maç çıkabilir. Çünkü fiziksel olarak o şeyi sağlayamıyor ve maçtan da kopuyorlar. Özellikle ilk golü atıp yedikleri an. Ama ben Arjantin'i daha oturaklı ve daha bu seri, ya yani bu yarı final serisinde ben daha öne çıkacağını, finale gideceğini düşünüyorum açıkçası. Yani başka da aslında bu maçla ilgili ekleyeceğim bir şey yok. Zaten arkadaşların fikirlerini kendimden daha çok merak ediyorum. Ben zaten kendim söyleyeceklerini biliyordum. Kafamda kurgulamıştım. Onlar ne diyecek? Abi, Hakikaten pas merak atmadan ediyorum. önce, Gencer abiye pas atmadan önce seni de şöyle cevaplayayım abi. Ben şuna güveniyorum aslında Hırvatistan'da. Hırvatistan asla pes etmiyor. Gol atamaması Hırvatistan aslında kötü bir şey ama yemedikleri için veya yeseler de pes etmedikleri için maç içerisinde çok iyi kalabiliyorlar. Zaten Japonya maçına döndüler. Brezilya'ya karşı bile döndüler uzatma dakikalarında. Arjantin'de bunun tam tersi versiyonu. Gol atsalar da maç bir şekilde dengeye gelebilir ve bu Hırvatistan karşısında Arjantin yaşayacağı bir kabus olabilir maç içerisinde. Ve ekstra olarak da şey de söyleyeyim abi. Hırvatistan'ın hani o üçlüsünün ekstra olarak Orsic'in de geçtiğimiz maç sol dalgınlığı vardı. Yedek soyunmuştu. Bu maçta da onu atlattı hani tahmin ediyorum ben soğuk algınlığından. Onu da hücumda bir çeşitlilik sağlayabileceğini düşünüyorum. Ben buradan sözü Gencer abiye şöyle pas atayım. Hırvatistan'a sorsak yarı finalde Brezilya'yı mı karşısında isterdin, Arjantin'i mi deseydik Hırvatistan turnuva öncesinde Hırvatistan büyük ihtimalle Arjantin'i tercih ederdi. Şimdi de Arjantin karşılarında ve çeyrek finalde Brezilya elemiş olarak gelen bir motivasyonla gelecekler. Sen maçla ilgili ne düşünüyorsun abi? Açıkçası ben de detaylarına girmeden önce şimdikini söylemem gerekirse ben de Arjantin'den yanayım. Zaten turnuva başlamadan önce böyle bir Arjantin furyası döndü. Yani spor alemindeki çoğu insan Arjantin'i favori gördü. Messi daha turnuva başlamadan MVP belirledi. Hani Messi'nin hikayesi çok güzel bir son bulacak şeklinde bir ortam yaratıldı. Her ne kadar sonuç almaya başladı.
Öyle ya da böyle. Zaten ilk maçtan sonra da yenilmediler. Her maçı kazanarak geldiler. Şu an 4 maçlık bir galibiyet serisiyle devam ediyorlar. Hırvatistan'da hiç öne geçmedi neredeyse. Turnuva boyunca zaten bir Kanada maçında çok net galibiyet aldı böyle farklı. Onda da golü çok erken yedi. Ya bir nevi avans verdi Kanada'ya bir miktar. Ondan sonra hep geriden geldi. Hep geriden geldi. Artı hep söylüyoruz yayınlarda, ben bir de küçük bir kontrol ettim. Hani yanlış da bilgi vermemek için. 98'de en son 98 Dünya Kupası'nda üçüncü olmuş Hırvatistan. Üçüncülük maçında Hollanda'yı normal zamanda 2-1 yenmiş. Ondan sonra geçen Dünya Kupası finali hariç sadece Dünya Kupaları değil Avrupa Kupaları da dahil. Ya uzatmayla elemiş, ya penaltılarla elemiş, ya da aynı şekilde elenmiş. Ama dediğiniz gibi pes etmeyen bir ekip. Kesinlikle yani gruptan çıktıktan sonra iki maçta da geriye düşüp, hele ki Brezilya gibi bir ekip, maç zaten uzatmaya gitmişken, hani maçın bitmesine 10-15 dakika kala golü yiyip pes etmeyin. Beraberliği yakalayıp penaltılarda da yani inanarak gitmeleri, Brezilyalı gibi top cambaz oyunculara karşı penaltılarda daha efektif olmaları. Alisson gibi de bir kaleci var karşıda. Ama işte bu tarafta da iyi ayaklar olduğunu gördük. Şimdi Ronaldo veda etmiş oldu. Neymar turnuvaya veda etmiş oldu. Kaldı geriye Messi. Hani Messi'nin hayali mi olacak, Messi'nin istediği mi olacak derken karşısına bir Modric gerçeği çıktı. Modric de bir önceki turnuvadan onun da içinde kalan bir final kaybı var. Onlar da isteyecektir. Dediğimiz gibi Arjantin sonuç alıyor. Hırvatistan'da geri düşmesine rağmen pes etmiyor. O yüzden güzel bir maç olabilir. İlk golü Arjantin bulduktan sonra daha heyecanlı bir maç da olabilir. Hırvatistan geri döner dönemez diye izleyebiliriz. Ama Hırvatistan'da kesinlikle sahaya bir sertlik koyacak. Belirttiğiniz gibi zaten Arjantin daha zayıf, fiziksel olarak daha ufak bir yapısı var. Hırvatistan bunu kesinlikle değerlendirmek isteyecektir. Japonya karşı da bunu çok net göstermişlerdi. Dolayısıyla zevkli bir maç bizi bekliyor. İki tarafa da gidebiliriz. Ama benim de gönlüm Arjantin'den ağır basıyor. Messi gitmeden bir kere daha final oynayacak gibi geliyor. Tabii finali konuşmak için önce finale çıkması ve diğer taraftan da gelecek rakibini görmemiz lazım. Ben teşekkür ederim Aksan. Öner abiye de şöyle döneyim ben. Şimdi Arjantin'in Hırvatistan'ın gol yollarındaki problemleri konuştuk. Biraz değindik ama Arjantin'de Messi'yi çıkardığımız zaman diğer maçlara baktığımızda Hollanda maçında, Meksika maçında, Polonya maçında, Avustralya maçında Messi harici bu takım hücumda bir şey üretemiyor. Özellikle skor 0-0'ken. Tamam Hırvatistan gol atamıyor. Gol yollarında sorun yaşıyor. Messi gününde olmazsa ne olacak? Yani şimdi işin o kısmına baktığımız zaman zaten Messi'nin etrafına kurulmuş bir takım olduğu için hani acil durumlarda camı kırınız. Kontrol Messi yani. Messi'nin olabilecek bir baskı altında kaldığı zaman yani bu konuda bir çözüm üretebilecek tek bir oyuncu var ellerinde, o da Di Maria. Yani onun da oynayıp onun gününde olmasına duacı olacaklar. O da çok mümkün görünüyor mu görünmüyor mu bilmiyorum. O da Hırvatistan'ın gününde olup olmamasına bağlı. Çünkü gerçekten çok büyük bir fizikalite farkı olacak. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Arjantin 2 beki de cezalı. Yani Acuña'da Montiel'de oynamayacaklar. Ya Tagliafico oynayacak. Solda sağda kim oynayacak bilmiyorum. Hani Montiel'in yediği ekip. Onun hakkında herhangi bir Molina oynuyor. fikrim yok. Ha Molina Molina. Ki sağ. Molina da yani Allah affetsin. Diğer tarafta Tagliafico Acuña'ya göre çok daha fiziksiz bir oyuncu. Daha zayıf bir oyuncu. Yani ben iyice işlerin zorlaşacağını düşünüyorum. Zaten beklerden yeterli katkıyı alamıyorlardı. Şu anda bek olarak da ezilmeleri söz konusu. Hele ki karşı tarafta Hırvatistan'ın bekleri de hani Sosa olsun, Juranovic olsun, ikisi de çok iyi ileri çıkan, aynı zamanda fizikli ve mücadeleci oyuncular. Ve diğer taraftan da Messi'nin kilitlenme ihtimali gerçekten çok yüksek bu maç. Yani orta sahada onu fiziksel olarak caydıracak bir üçlü var. Hani özellikle bahsediliyor mesela Fas da bunu yapıyor. Orta sahada dövme yani dayak atarak kazanıyorlar. Ne yapıyor? İşte İspanya'yı dövdüler. Pedri'yi, Gavi'yi dövdüler. Yani resmen dövdüler yani hani şey yok. Hırvatistan da bir benzerini yapıyor. Yani çok da farklı değil. Brezilya'yı dövdüler orta sahada yani. Hani Casemiro canından bezdi belli bir dakikadan sonra. Bunun aynısını Arjantin yapacaklar ve Arjantin'in orta sahası daha kırılgan.
Yani Messi'nin o baskıyı hissetmesi çok daha yüksek olacak. Ya burada bence Arjantin'in gol bulabilme ihtimali Messi'yi kenara ayırdığımız zaman, hadi Di Maria'yı da baskılandı, Alvarez. Yani savunmaya insanlık dışı bir pres yaparak savunmayı hataya zorlayıp, özellikle hani Guardiol evet biraz daha temkinli bir oyuncu ama Lovren hani geçmişine de baktığımız zaman daha çabuk hataya meyilli bir oyuncu. Hani Avustralya maçındaki gibi bir ön sağ presiyle hani Alvarez bir şapkadan tavşan çıkarabilir mi? Bence biraz onu kovalayacaklar gibi geliyor. Ama onun dışında da hani Messi kilitlendiği zaman yani Arjantin ne yapabilecek? Diğer bir konu hepinizin de bahsettiği gibi öne geçtiği zaman skoru nasıl koruyacak? Berbat bir savunma, sürekli gol yiyorlar. E tamam Hırvatistan gol atamıyor ama karambolde de gol bulabiliyor. Yani Brezilya maçında hiç olmayan pozisyondan gol çıktı. Yani bir Petkovic denedi şapkadan tavşan çıkarmaya. Bir Orsic çıkardı. Hani orada biraz şans da yardım etti. Savunma oyuncusundan sekip topu alır gitti ama yani olabilir. Hani Arjantin daha sakar savunmada. Hani skoru korumak çok zorlaşacak. Diğer bir kısımda da Hırvatistan öne geçerse ne olur? O zaman çok net bir sıkıcı maç izleriz. Çünkü Hırvatlar komple kapandığı zaman Arjantin'in açma ihtimali çok zor. Fiziksel üstünlüğü yok. Hava topları bayağı bir zor bir durum. Geriye kapandıkları için fiziksel olarak onları ezemeyecekler. Birebirler çok istedikleri gibi gitmeyecek. Diğer taraftan artık Messi o şeydeki pas gibi neydi? Hollanda maçındaki gibi çok acayip bir pas atacak da. Hani bir anda kaleciyle karşı karşıya bırakacak. O belki bir ihtimal işte hani Hollanda'nın da o iyi savunmasını düşünürsek hani onlara bile iki gol attıysa bilmiyorum Hırvatistan'a karşı da yani o bir gol yeterli olmayacak ki Hollanda karşısında iki gol yetmeli. Ya Hırvatistan gerçekten çok zorlayacaktır. Bir de bir istatistik vereyim ondan sonra ben de pası atayım size. Hırvatistan penaltıya kaldığı zaman hiç 5 maçın 5'inde kazanmış. Arjantin ise 4'ünü kazanıp 1'ini kaybetmiş. Yani müthiş istatistikler var. Bir tarafta %100, bir tarafta %80. Hani penaltılara giderse sabaha kadar penaltılar bile izleyebiliriz. Çünkü iki tarafta da penaltıda çok başarılı kaleciler var. İki tarafta da soğukkanlı oyuncular var. Muhtemelen defans oyuncularını da çatırdayacak. 8. 9. 10. belki de kalecilerde patlayacak bir Öner penaltılar çok izleyebiliriz. pardon şey var abi. Galatasaray Vanspor'du galiba. 18 penaltı ne Gençler atılmış? Birliği. Ha Gençler Gençlerbirliği, Gençler 18 penaltı. Birliği. Neydi Ha, 15? Muhtemelen öyle bir şey olacak çünkü yani iki takım da penaltıları kolay kolay bırakacak takımlar gibi değil. Yani Brezilya evet zaten hani şeyin başında maçın başında hani Kemal demişti çok duygusal marş okudular elenirler. Diğer bir taraftan golü yediler uzatmada yüzler düştü tamam abi bu iş bitti Fransa yarı finalde dedik ve bizi şaşırtmadı. Ama şimdi bu sefer karşılarında biraz daha bu işi bilen hani Hollanda'ya bile aslında 2-0'dan 2-2'ye geldi. Bir panik oldular. Bir rengi benzi gitti Arjantin. Ama penaltılarda gördük ki penaltı olunca Arjantin'in mevzusu değişiyor. Hani beklenmedik bir lider ortaya çıkıyor. Belki Messi, belki Di Maria, belki başka biri. Hani belki Otamendi gazlıyor. Yani biri bir şey yapıyor ki Arjantin'in çehresi penaltılarda değişiyor. Hırvatistan'da zaten istediği penaltılar. Ben penaltılara götüreyim abi orada bir şekilde bir yolunu buluruz diyor. Ya ben maçın tamamen penaltılarda çözüleceğini ve sakin kalanın kazanacağını düşünüyorum. Çok güzel bir noktaya parmak bastın abi. Sakin kalan kazanacaktın. Arjantin-Hollanda maçındaki halini gördüğümüzde de asla sakin kalamayacaklar gibi duruyor. Özellikle gol yediğinde çok agresifleştiler. Paredes'in yaptığı hareketler olsun, penaltılar kullanıldıktan sonra olan olaylar olsun, Messi'nin Weghorst'a yapmış olduğu açıklama olsun. Biraz sanki gerginler Messi'nin son Dünya Kupası olmasında verdiği bir gerginlik var. Ben Yahya Kemal'e onu sorayım. Hani bu orta sahası, Arjantin orta sahası topu nasıl alacak diye ben sana aslında soru yönelteyim. Ben de gerginlikle alakalı düşüncelerini de merak ediyorum. McAllister, Enzo Fernandez, Depaul var. Bu üçlü Hollanda, Hırvatistan üçlüsüne karşı bence topu alamaz. Ancak buraya ekleme bekliyor musun? Yani bir Paredes eklemesi gelir mi? Bir Di Maria'ya oyunu Ben atar mı? Senin düşünceni merak ediyorum. maçtaki sertlik seviyesine bağlı olarak yani Paredes'in getirisi olur ama götürüsü olabilir. Böyle maç çıktan da çıkamıyor. Paredes oynansın. Zaten Hollanda maçında 5 dakika oyuna girdi. Neler yaptığını gördük yani. Ortalık çok karışabilir. Bir de şeyde Brezilya maçından bahsetmişti Hırvatistan'ın. Brozovic orada Neymar'ı sahada yok etmişti. Yani epey sert fauller yapmıştı. Bu maçta da aynı görevi Messi için uygulayacak. Onun ne kadar erken kart göreceği veya kart görmeyeceği
bayağı kritik olacak. Yani sertliğe devam edebilmesi adına Brozovic'e belki hakemin erken çıkaracağı bir kartla Messi'nin oyununu bayağı rahatlatacaktır. Yani bu çok kritik olacak. Bir de Scaloni'nin beklerden dolayı sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Yani Tagliafico Acuña değişikliğini yapamayacak. Bu bayağı onu zorluyor çünkü Tagliafico elde tek kaldı. Onun da yani Ajax'tan biliyoruz pas oyununda çok verimli bir oyuncu. Hücumda çok iyi ama savunması çok zayıf bir oyuncu. Onun arkasında eğer sağ kanatta bir Orsic hamlesiyle başlarsa Dalic orayı çok iyi işleyebilir. Çünkü Tagliafico hem kademede yerini kaybedebiliyor hem de arkaya adam çok kaçırabiliyor zaman zaman. Bunu Ajax'ta özellikle çok fazla gördük. Zaten Arabistan maçında geri düştükten sonra hiç 11 başlamamıştı. Hep sonradan giriyordu Acuña yorulduğunda. Ondan dolayı da Scaloni çok memnun da değildi. Şu an ona mecbur kaldı. Yani belki şey de yapabilir bu maça özel. Lisandro Martinez'i sol bekte de düşünebilir. Ama bilmiyorum onu tercih eder mi yani. O zaten stoper için biraz kısa kaldığı için çok fazla tercih etmiyor. Üçlü oynamadığı zamanlar dışında. Sağ bekte de Montiel'in yerine Molina oynayacak. Molina geçen maç gol atmıştı ama bakalım onun performansı nasıl olacak. Ben Hırvatistan'ın galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arjantin hem cezalılar var hem bekleri işte sorunlu. Hem orta sahası ne yapacak çok belli değil. Her şey Messi'ye kalmış durumda. Yani geçen maçlarda çok fazla zorlandı. Bir de üzerine giden, yani gücü olan takımlara karşı ne kadar zorlandığını gördük öne geçse bile. Oyunu tutmada çok büyük problem yaşıyor Arjantin. O yüzden bir şekilde Hırvatistan maç alacağını düşünüyorum. Muhtemelen 11'lere de baktım ben bayağı birkaç yerde araştırdım. Hırvatistan'ın yine Orsic'te 11 başlamayacağı gözüküyor oralarda. Bakalım yani Orsic ilk umarım 11'e girer yani. Kramaric'i görmek istemiyoruz artık Hırvatistan. Orsic ama tamamen artık bu abinin deyimle süper yedek. Yani Ronaldo'ya taktığı lakap gibi. Orsic öyle değerlendiriyorlar. Ben buradan Doğu abiye şeyi de sorayım son olarak. Şimdi Arjantin üzerinde konuştuk. Scaloni de basın toplantısında bugün şey dedi. Bizim üzerinde bir algı oluşturdu şu an. Hani ne diye. Hani çok çirkef bir takımız. Maç içerisinde böyle oyunu sertleştirmeye çalışıyoruz falan. Bu umarım hakemlere yansımaz yarı final maçında dedi. Sen ne düşünüyorsun bu gerginlik maçın? Sanki bu maçta böyle bir kartlar bu maçta da havada uçacak gibi geliyor bana abi. Ya şimdi Hollanda maçındaki gerginlik hem işte skoru kaybetme gerginliği var hem de şimdi başlarmışım 1974'ün gerginliği vardı ama yok yani öyle bir gerginlik falan değil yani oradaki oyuncuların da onunla pek bir alakası yok. Oradaki Deron'un gerginliği de... açıklamasını gördün mü abi bu arada? Deron'un. Yok görmedim. Babam bana hep 74'ü anlatırdı işte Maradona efsanesini, Hollanda'nın belalısı. Ben de bugün Messi ile oynadım. Torunlarıma Messi belasını anlatacağım diye Instagram'dan bir paylaşımda bulunmuştu. Hani o biraz komik bir herif zaten. Hala devam ediyordu Evet. yenilmesine rağmen. Ya şey hikayesi var abi. Ya oyuncular tabii ki Arjantin Hollanda kapıştığı zaman birbirlerini şey olur ama Fangal de maçı germek istedi. Arjantinli oyuncular zaten Latin kökenli yani anında parlıyorlar. Hello Parades. Ya ilk Rodrigo de Paul yoktu. Büyük ihtimal kırmızılar havada uçuşurdu o maçta ki bence kırmızı kartlık durumlar da vardı yani. Hakem de birazcık es geçti. Martin Oliver'dı galiba hakem. Ya o da yani o Türk pozisyonunun birçoğunu es geçen bir hakem yani böyle sertle mertle müsaade etti. Hatta bu turnuvanın devamında artık maç yönetmeyecekmiş. Onu da haberini okudum. Ben bugün yani onu da artık keseceklermiş önünü. Ya bu gerginlikten Hırvatistan karlı çıkar. Şimdi şöyle bir ihtimal var. Şöyle bir durum var çünkü. Hırvatistan çelik gibisinlere sahip. Arjantin çok çabuk köpürüyor. Şimdi çelik gibisinlere sahip olmak bu tür maçlarda direkt öne çıkartıyor takımı yani Hırvatistan'ı. Bir de orta saha omurgası gerçekten kuvvetli olduğu için o da öne atıyor. Bir de Messi'nin böyle hep şey suratı var ya yandık. Şimdi yandık. O frikikte de onun fotoğrafını paylaşmışlar. Reddit'te gördüm bugün. Frikik oluyor son dakikada. Messi böyle hay Allah yani yiyeceğiz moduna giriyor. Benzer şey Paris Saint-Germain eşleşmesinde Barcelona Paris Saint-Germain durgu döneminde vardı. Hani yapıyor bu çok hızlı düşüyor oyundan. Morali de çok hızlı dağılabiliyor. O büyük bir problem. Yani gerçekten çok büyük bir problem. Kaptan olarak baktığım bir oyuncuda. Ama ya şu hiç bahsedilmiyor. Ki biz de konuşurken aslında hiç bahsetmedik. Şimdi şu ana kadar orta sahaları kapıştırdığımız zaman turnuvanın en iyi orta sahası Hırvatistan. Ve Hırvatistan işte topu ver alı çok iyi kontrol ediyor. Almayı da vermeyi de biliyor. Topu aldıkları nokta yani verdikleri noktada Arjantin'e top geçtiği noktada Enzo'nun yaratıcılığı ve
yanına yani Messi eklemesi, yanına bir kişiyi daha arıyorlar onlar. O bir kişinin ben artık bu maçta, ya çok enteresan bir şey söyleyeceğim ama bence Lautaro Martinez bu maçta etkili oynayacak bir oyuncu. Çünkü Martinez'in oyun yapısı, yani tam bir santrafor olmaması, aslında sahte 9'a da evlenebilen yapısı, yani destek forvet oynayan yapısı, Guardiola ve Lovren ikilisi arasında bir markaj sıkıntısı yaratacaktır. Ve bunların arasında yaratacak markaj sıkıntısının, maçın 60. dakikasından sonra Martinez'in oraya girdiğini varsayıyorum. Maçın berabere gittiğini varsayarak konuşuyorum şu anda. Messi'ye daha çok alan açabilir. Ama şunu da gördük bu ana kadar. Messi bir geriliyor. Ki zaten Messi'nin psikolojiyi çok fazla idare edemediğini biliyoruz bazı maçlarda. Özellikle bu tip turnuvalarda. Yanına hep bir destek oyuncularının olması gerekiyor. İki, Messi yoruluyor. Yani Messi bundan önceki işte Avustralya maçında 75. dakikada aslında yoruldu. Hani başka bir oyuncu olsa çıkmalıydı bana kalırsa. Ama hani o maçın dönme ihtimali olduğu için de birazcık tutuyorlar. Hani no, sonuçta iyi bir penaltıcı. İlk penaltıyı atıyor. Hollanda maçında Messi çok yoruldu. Ve fiziksel oynayan takımlara karşı Messi yoruluyor. Ve turnuvanın artık sonuna doğru geliyoruz. Eğer maçı bitiremezse ben de sizin tarafınıza geçeceğim. Yani eğer maçı ilk yarıda 1-0 en azından alamazsa Arjantin, Hırvatistan gerçekten alabilir. Ama ben ilk yarıda Messi'nin bir şekilde maçı bitireceğini düşünüyorum. Çünkü şu da bir gerçek. Guardiola Lovren ikilisi evet çok uyumlu gibi gözüküyor. Çok iyi gibi gözüküyor. Ama Arjantin tipi bir tek yani hedef yaratıcısı olan bir takıma karşı da o sınavı tam veremediler. Çünkü Brezilya'da Neymar ne oynadı belli değildi. Yani Neymar saçmalıyor. Yani öyle böyle. Yani Neymar bence oynamamalıydı belki de bu turnuvada. Ağır saçmaladı bazı maçlarda baktığımızda. Ki ben ondan dolayı da zaten dediğim gibi yani Arjantin ilk yarıda bitiremezse evet Hırvatistan hakikaten öne geçebilir ama Arjantin gene de ben ilk yarıda bitireceğini düşünüyorum. Çünkü Messi'nin o ilk yarıda bitirme enerjisi ve takımla ona uyumu gerçekten üst noktaya çıkıyor. Hırvatistan da ben gol yollarında hakikaten nasıl bir yaratıcılık, ne yapacaklarını hala bulamıyorum. Ki maçı da dediğim gibi yani o gerginliği yönetirse Hırvatistan kazanır. Arjantin eğer öne geçerse çok gerilmez. Bir şekilde maçı götürür ama o gerginliği yönetemedikleri noktada yavaş yavaş Arjantin'in yorgunlukla birlikte düşecektir. Çünkü Hırvatistan'da ciğersiz bir 3 kişi var. Yani Modric, Kovacic biraz daha yoruluyor da Brozovic. Ya bu üçü yorulmuyor. Ya bu üçünün yorulmaması da çok büyük problem. Ya bakalım. Ya Orsic'i oynatmamasını da hakikaten anlamıyorum ya bu arada. Ya gerçekten anlamadım. Ne yapacak abi bu çocuk da oynamak için? Ben Gencer abi hem Orsic'i sorayım o zaman hem de son olarak yani zamanımız da azalırken. Lautaro Martinez. Ben Doğu abinin anlattıklarına göre biraz düşünce kafamda oynadım. Sanki maçı 11 başlasa Arjantin'in daha aynı olabilir gibi geldi. Gencer abi sen ne düşünüyorsun? Yani ofsiç konusunda ben de katılıyorum. Ama şimdi antrenörler arasında farklı artık inanışlar mı diyeyim, batıl inançlar mı diyeyim şeyler olabiliyor. Bazı hoca hakikaten böyle yedekten yaptığı bir hamle tutunca her maç tutacak gibi hani onu oynuyor. Hele ki ikinciye, üçüncüye tuttu mu artık o adamın şeyini kıramıyorsun. Yani böyle o kafasında kalıplaşmış bir hal alıyor. Ama bunun aksi durumlarını da gördük, görmedik değil. Şimdi Türkiye'de de yıllardır futbol izliyoruz. Hani Genç Semih diye bir oyuncuyu Genç Semih diye kariyerini bitirdik. Yedekten gelip gol kralı yaptık. O da mesela hani niye oynamıyor? Sürekli atıyor, atıyor, atıyor dedik. Ne zaman ki 11 oynamaya başladı hakikaten performansı düştü. Benzer tip oyuncular var. Yani bazı oyuncular rakip biraz daha yorulunca hani boş alanlar buldukça iş yapabiliyor. O kişi de şimdiye kadar bu şekilde verim aldığı için hala aynı psikolojiyle değerlendireceğini düşünüyorum. Doğru mu? Değil. Yani bu genç bir oyuncu, etkili bir oyuncu. Çok daha farklı olabilir. Yani maçı sana baştan da kopartabilir yeteneğiyle. Ama ben de gene yedek oturtacağını düşünüyorum başta. Arjantin'de Lautaro Martinez konusu, şimdi yalan yok, oldum olası ben çok da beğenemedim kendisini açıkçası Inter'de de. Yani çok gol attı, çok iyi dönemleri oldu, çok formda. Ama hiçbir zaman böyle A artı A plus bir oyuncu diyemedim. Ama bu turnuvayı da bu kadar kötü geçirmesini beklemiyordum açıkçası. Ben hani maçta ilk golü kim atar gibi tahminlere böyle sürekli Lautaro Martinez diye düşünüyordum. Hani Messi çok servis yapacak, kendisi çok gol atacak gibi geliyordu. Messi gene servisleri yapıyor.
Ama golleri bekler atıyor, orta sahalar atıyor. Kendisinden bir türlü istenilen verim alamadı. Bir önceki penaltılardan sonra da aynı şeyi söylemiştim. Keşke penaltıdaki gibi net şutlarını maç içinde de çekebilse. Arjantin işini çok daha kolaylaştırdı. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı Arjantin-Hırvatistan maçıyla alakalı, yoksa Fas-Fransa eşleşmesine doğru geçelim? Lautaro'yla ilgili ben çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunu da çok duyuyorum. Lautaro'nun başarısız olma sebeplerinden biri yanında Lukaku yok. Yani çift forvet oyuncusu Inter'de bu şekilde başarılı oluyor. Bunu yapıyor. Arjantin sistemi bu adama uygun değil. Yani muhtemelen Hırvatistan maçında da ilk 11 çıksa gene aynı şeyleri yaşayacak. Yani bu adam yanında birilerini istiyor. Birinin alan açması veya birinin ona top indirmesini istiyor. Yani bir boşluk yaratılsın istiyor. Ama iki savunmacının arasında kaldığı olmuyor. Psikolojisi de biraz bozuluyor gibi duruyor. Ve bu turnuvada gerçekten psikoloji anlamda iyi değil. Ve Messi de onun çok fazla tercih edilmesini istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama Lautaro'ya bir psikolojik destek lazım. Dünya Kupası kazanılsa bile Inter'e döndüğü zaman. Yani Inzaghi bunu düşünüyordur. Inter'e döndüğünde ama hem Lukaku, ama gerçi Lukaku da yani öyle bir dönecek ki Inter'e, İki futbol tane kariyeri. psikolojik sıkıntılı forvet. Yani Lukaku oynamayabilir, Inter'den sözleşmesi feshi yapabilir yani. Ya Kemal, Brozovic senin var mı? onları toparlar ya. Brozovic ikisini toparlar. Kupayı da alsın burada. Şey eklemek istiyorum ben bir de. Ya Arjantin şeyi de deneyebilir yani. Şu anda hem McAllister'dan verim alamıyor, hem Di Maria'dan alamıyor. Papu Gomez'den hiç alamıyor. Belki 3-4-1-2 deneyip yani önde Messi 10 numara koyup önüne iki Alvarez'le Martinez'i böyle savunma yardımı yapacakları şekilde kullanabilir. Ama onu da pek tercih edeceğini sanmıyorum. Buraya kadar gelmiş. Belki son dakikalar hani böyle ikinci yarı gerideyken çift forvete dönebilir belki. Öyle. Çok bir savaş izleyeceğiz gibi duruyor ama Hırvatistan, yine de sözümüz dışına geliyoruz. Arjantin öne geçerse maçın Hırvatistan açısından daha hücumsu oynayacağını, daha zevkli bir maç bekliyoruz ama Hırvatistan öne geçerse skoru sanki koruyabilir gibi. Ama ben yine de sizden tam tersi düşünüyorum. Hırvatistan öne geçerse farka gider diyorum. Çünkü Arjantin dağıldı mı durmuyor. Dağılmaya devam edebilirler. Kartlar havada uçuşabilir. Biz buradan pas. Kemal, seni dinleyeyim. Şey diyecektim Yok demeyeceğim. herhalde. Messi başarılar dileyeceğim sandım. Biraz sevindim. Ya, Yok anlamamış. yok Yanlış. ya. Ya Messi oynatmazdı oğlum. Bilmiyor Evet, mu? biz Hırvatistan'dayız ya. Brozovic alsın. Ya final Fas Hırvatistan. Buradan devam. Buradan da Fas Fransa maçına geçelim. Fas Fransa heyecanı da çarşamba günü yaşanacak. Aslında yarı finalde Fas'ı görmeyi beklemiyorduk. Kemal bunu çok istiyordu. İsteği gerçekleşti. Kemal'den başlayacağım ben Fas Fransa maçına. Baktığımız zaman sanki kızacaksın bana ama nispeten kolay bir maç bizi bekliyor gibi geliyor. Özellikle Roman Saiz'in oynayıp oynamayacağı belli değil ama oynamama ihtimali çok çok yüksek. Saiz'in olmadığı bir Fas'ın da Fransa'ya ne kadar dayanabileceğini ben açıkçası bilmiyorum. Senden başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Kemal'e İlk küçük bir olarak şey. ekleme de yapayım ya. Çok çok pardon Kemal. Küçük bir ekleme abi. Tamam. Sadece Saiz da değil aslında. Savunma hattı tamamen değişiyor adamların Evet. yani. Yani şey, direkt ben onları araştırdım. Direkt sakatlarla başlayayım size öncelikle. Agger oynayabilir şu an. Durumu biraz daha düzeliyor. Maç saatinde belli olacak gibi. Saiz oynayamıyor kesin bu bilgi. Mazraoui'nin de oynayabilir durumda olacak ama maçta. Geçen maçta oynayan sol bek Atiyat Allah asist yapmıştı. Onu tekrar kullanabilir. Yani onun oynayıp oynamayacağı da hoca kararı olacak biraz. Ama şey yok kesin yani. Saiz kesin yok. Agger de böyle şüpheli yani. Oynayabilir durumda olabilir ama onu da bilmiyorum. Risk edecekler mi? Yoksa işte geçen maç oynayan Elyamik'le Barry ya da Eşref Sarı'ydı ismi ya da Badr Benun diye Katar liginde forma giyen bir oyuncu var. Belki onu da kullanabileceği söyleniyor muhtemelen 11'inde. Bu bilgileri verdikten sonra yani defansı ne olacağı büyük sıkıntı ama kalan oyuncularda sorun yok. Hakim Ziyech de sakatlığı çıkmıştı. Onda sıkıntı yok. O maçta onu giyebilecek. Yani ben biraz şeyden dolayı gitmek istiyorum. Kolay bir maç olacak dedi Kubilay bize. Burada şöyle bir sıkıntı var. Şey yani Fas'ın şöyle bir turnuva şansı oldu. Yani bence bu kura şansı. Fas'ın oyuncularının yarısı böyle İspanya doğumlu. İspanya ile oynayıp onlara bir mesaj verdiler. Elediler. Birçok böyle Fas Portekiz yakın kültür yine bu sömürge meselelerinden böyle tarihsel bir rekabet olan Portekiz'e karşılaştılar. Onlara da bir mesaj verdiler, elediler. Bu kez de asıl en büyük onların yani belki tarihlerindeki en büyük rakibi. Yani bir Faslı futbolcu için en çok karşılaşmak isteyeceği takım Fransa.
Onlara karşı oynuyorlar. Bu onlar için büyük avantaj. Bir de grupta Belçika ile oynamışlardı. Belçika da en çok Fas'ın yaşadığı ülkelerden diğer biri yani. Turnuva tamamen Fas'ın geçmişten gelen bütün intikamları alması için tasarlanmış gibi gözüküyor ve bu onları bence çok daha ekstra motive ediyor ve bu şekilde daha bir dinç kalıyorlar ve bir şekilde dünyaya seslerini buradan duyurmaya çalışıyorlar. Yani hakimin İspanya doğumlu olması mesela. Bu Sofyan Buffal'in hikayesi Twitter'da çok dolaştı. Onu görmüşsünüzdür muhtemelen. Yani bu şekilde Fransa'nın gelmesi ben o yüzden Fas adına çok sevindim. Çünkü İngiltere gelse hem diğer yarı finaldeki rakin rahat olması düşüncesi yani Brezilya yoktu mesela gelebilecek. Hırvatistan ya da Arjantin. İngiltere kupayı alma iştahıyla çok rahat kazanırdı diye hissediyorum ama Fransa geldiği için hem Fransa'nın kupaya doymuşluğu var hem de Fas'ın bu intikam isteği yani bir mesaj verme isteği çok önemli olacak. Ben bu yüzden Fas'ın yine kazanacağını düşünüyorum. Kemal'e küçük bir ekleme de yapabilir miyim bu arada? Şey dedi ya, sıraladı ya mesela, Hakimi işte Muhammed'i, o Hakimi galiba İspanya doğumlu olması lazım ya, Evet, hatta İspanya direkt. doğumlu. Real Madrid altyapı. Yani o mesela İspanya doğumlu, onları elediler. İşte Belçika bu Zaruri ile şey Elkanos, onlar Belçika doğumlu futbolcular. Şeyler Amallah da Belçika doğumlu bu arada. O da Belçika doğumlu. Yani bunu şeyden dolayı biliyorum bu arada. Bu haftaki köşe yazısını şeyle ilgili yazacağım. Fas'ın neyi değiştirdiler de oldukları üzerine yazacağım. Hani bayağı ciddi bir şekilde oyuncuların işte yurt dışına doğmuş oyuncuları da bu sisteme eklemeleri üzerine bir hikaye çıkıyor zaten ortaya da. Mesela Buffal'la Romain Saiss de Fransa doğumlu oyuncular aslında. Çoğunluğu Bakarsan. Fransa zaten. Yani 14 oyuncu. 7'si falan galiba. Bir şey var. O da Fransa sayılır. Montreal doğumlu Yassine Bonno. Hatta şey O ya, da. kontrol etmek lazım da Amrabat da Hollanda doğumlu olması lazım. Evet, Hollanda. Amrabat. Yani takım zaten Avrupa doğumlu oyunculardan ve oradaki altyapılardan çıkma oyuncular ve dediğin gibi yani o doğdukları yerlere karşı böyle bir intikam alıyorlar. İşte o şey hikayeleri falan gerçekten çok güzel. Bir küçük bir ekleme yapmak istedim sadece. Hani bugün çalıştığım bir konuydu bu. Bunun neresi Fas ya? Hiç Faslı yok. Yok, hakikaten yok. Çok az var. Hani Mülteci takım. hatta kaleci Bono da Kanada doğumlu bu arada. Evet Öyle evet bir şey. Montreal doğumlu. Evet, o da Fransız sayılır. Yani şey oradaki yani Quebec bölgesinin şehri olduğu için Montreal. Orası Fransız göçmenlerinin çok şey var. O şekilde gitmiştir diye düşünüyorum. Bilmiyorum da detayı. Bir de şey ekleyecektim. Yarı finalde işte Diatarta Hollanda gelip finalde de Hollanda şansı olsaydı mükemmel bir turnuva oluyordu Fas için de. Hollanda o şansı kaybetti. Burada Kemal Fas'ı finale çıkardı. Ben Öner abiye de şöyle pas atayım. Şimdi motivasyon evet var. Bu motivasyonlarla zaten savunmada da gol yemeyen bir ekip. Sadece Kanada'dan gol yediler ve Kanada maçında da garanti altına almışlardı grup liderliğini. Gol yemiyorlar. Çok güzel savunma yapıyorlar. Hücumda bir şekilde sorun çözebiliyorlar ama Fransa'da yani ben geçen yayında da söylemiştim. 2018'i aldılar. 2022'nin en büyük favorilerinden de. 2026'yı da bence en büyük favorisi. 2030'un da en büyük favorisi. Şansı var mı sence Fas'ın Fransa karşısında? Ya şimdi baktığımız zaman önce Kemal işin tarihinden girdi ya, böyle bir 300-400 yıllık sömürgecinin intikamı Cebeli Tarık'tan yukarı çıka çıka döve döve gidiyor. Ama dediğiniz gibi üstte de bir finalde bir Hollanda gelseydi tam böyle yukarı çıkış tamamlanacaktı. Şimdi Fas'ta şöyle bir sıkıntı var. Evet, savunma çok büyük bir problem olacak. Kemal'in şey değişinde de ben çok şaşırdım. Fransa doymuş hali buysa doymamış hali herhalde. Gelene 3 gidene 5 falan olurdu muhtemelen. Fransa bu işi tekrarlayacak gibi gözüküyor. Ben zaten Fransa İngiltere maçını kazananın şampiyon olacağını düşünüyorum. Ciddi ciddi, ki İngiltere'de çıksa aynı şeyi İngiltere için söyleyecektim. Ama Fransa bu kadar sakata, bu kadar şeye rağmen hala çok büyük favori. Ya düşünüyorum, acaba Benzema olsa ne olurdu? Giroud'a çok yazık olacakmış. Ama ekstradan da düşünüyorsun, Benzema olsa kim bilir neler yapacakmış. Hani Giroud bunları gösterebiliyorsa Benzema bize kim bilir neler gösterecekti. Nkunku olsa Nkunku neler gösterecekti. Ya o kadar çok ihtimal var ki, bunları bile kenara ayırdığımız zaman Fransa gerçekten muazzam bir futbol oynuyor. Hani bu sefer karşı şeyde hani Brezilya'da sorun çözecek Neymar gözüküyordu. Burada evet bir Mbappe faktörü var ama Mbappe dışında da çok büyük faktörler söz konusu. Ya geçen maç gördük. Tchouaméni bir şut çekiyor. Gol oluyor, hiç beklenmedik anda. Çok inanılmaz paslar atabilir. Yani Tchouaméni'de bir
herhalde Modric'ten bir şeyler kapmaya başlamış. Hani o buraya gelirken top kapma yaratık gibi, hani 8 bacaklıymış gibi sürekli top kapan bir oyuncu olarak geldi. Ama ayak kalitesi bu kadar iyi değildi. Hani Real Madrid'e göre. Evet, kısa paslar, ara paslar konusunda fena değil ama çok ciddi iyi uzun paslar da atıyor. Yani yanında Rabiot daha çok 6 numara görevi yapıyor gibi izliyoruz artık. Normalde Rabiot'un görevi daha 8'dir. Hani biraz daha destek verir geriden. İşte pas kanalları yaratmaya çalışır. Ama bu rolü artık Tchouaméni'ye vermişler gibi. Ve Tchouaméni gerçekten İngiltere karşısında ezilmedi. Karşısında işte Declan Rice gibi, Bellingham gibi hem fizikli hem de iyi pres yapan oyunculara karşı ezilmedi Rabiot ile birlikte. Ben o yüzden Fas'a da ezileceğini düşünmüyorum. Fakat burada Fas orta sahasında ezilecek bir tane oyuncu var. Onu da saklayabilecekler mi? O da artık bu turnuvada bizi çok şaşırtan Griezmann. Normalde son 3 sezonu çöp, berbat ötesi. Yani son Barcelona dönemi zaten çok problemli. Atletico Madrid'e geri döndü ama orada da bir varlık gösteremiyor. Ama sanki Griezmann artık o birinci forvet, ikinci forvetten kopup tam bir 10 numaraya dönüşmüş. Yani böyle ne derler? Messi Light gibi oynuyor. Kenara çıkıyor, alan açıyor, orta açıyor, ara pas veriyor. İşte şuttan ziyade pozisyon yaratmaya çalışıyor. Ama bu maçta çok ciddi baskı yiyecek. Yani hani Fas orta sahası dövecek. Standart. Hani ne yaptılar? İlk önce İspanya'da Gavi ile Pedri'yi dövdüler. Sindirdiler. Çeyrek finalde Portekiz orta sahasını dövdüler. Yani Ruben Neves. Ben sahada ismini duymadım neredeyse. Paramparça. Ama bu sefer hani bir sert bir kayaya toslayacaklar. Çünkü Tchouaméni de olsun, Rabiot da olsun o kadar ezilecek oyuncular değil. Ha, Griezmann'ı kitlemek çok işlerine yarar mı bilmiyorum. Bence buradaki kilit faktör Fransa'nın soluyla Fas'ın sağı. Yani kim kimi çıkartmayacak? Hani Fas Theo Hernandez'i mi çıkartmayacak? Yoksa işte Mbappe Hakimi'yi mi çıkartmayacak? Hani buradaki mevzu o. Yani Theo Hernandez Ziye Hakimi ikilisinden korkup çıkmayacak mı? Yoksa diğer tarafta ya Mbappe var deyip Hakimi mi geri duracak? Bir de takım arkadaşı çok daha iyi tanıyor. Hani birlikte antrenman Peki yapıyorlar, sana birlikte şöyle maçlara sorayım. çıkıyorlar. Abi sana şöyle sorayım yönelteyim. Şimdi Theo Hernandez'in çıkmadığı senaryoda Mbappe orayı sanki tek başına ayarlayabilir gibi hücum hattı özellikle, ama aynısını sence Hakimi'siz diye yapabilir mi Fransa savunması mı? Ben onu biraz daha zor görüyorum. Çünkü Ziyech biraz daha yanında birileri olduğu zaman, alan açıldığı zaman daha çok toparlayamayacak. Mbappe ile kıyaslandı. Çünkü Mbappe'nin Avustralya maçında da başka maçlarda da gördük. 2-3 kişiyi bile karşısına alıp bir boşluk yarattı. Hatta zaman zaman o 2 kişiyi bile geçtiği, bunda başarılı olduğunu gördük. Ama Ziyech biraz daha topu tutup şöyle bir etrafına bakıp kaleye mi vuracak kaleye, yoksa kendisine destek verenler mi var, onlara mı pozisyon hazırlayacak, bunlara bakan bir oyuncu. Yani ilk önceliği Mbappe gibi skor değil veya delicilik değil. O yüzden burada sistem biraz daha değişik olacaktır. Ben bütün gün şeyi düşündüm. Acaba Theo Hernandez oynar mı? Yoksa sola başka bir çözüm bulur mu? Yoksa Theo Hernandez'i oynatıp onu olabildiğince ileri sürüp Rabiot ile o boşluğu kapatmaya mı çalışır? Hani orayı Rabiot'u biraz daha sola kaydırıp onu baskılamaya mı çalışır? Ama öyle bir durumda da Tchouaméni tek başına orta sahayı toparlayabilir mi? O da çok ciddi söz konusu. Yani şimdi biz Arjantin şeyde Hırvatistan maçında taktikten bahsediyoruz ama burada çok daha büyük bir taktik olayı dönüyor. Çünkü Fas buraya ciddi anlamda bu işlere kafa yorarak geldi. Ve artık daha fazla gece uykularını kaçırtacak bir durum var ortada. Çünkü diğer takımlara göre gerçekten ciddi bir defans olmayan bir takım. Ve ilk defa çok ciddi bir santraforla karşı karşıyalar. Giroud. Yani çok büyük bir tehlike. Çok formda. Diğer taraf sahaya karşısında doğru düzgün bir şey görmediler. Portekiz karşısında net bir santrafor yoktu. Pivot, top tutan, top indirebilen santrafor. Ve bu kadar eksiklikle, özellikle sayısının eksikliği, ben çok olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. Hani Fransa hele ilk golü bulursa ya yani maç çok çabuk kopabilir. Ya yani Fas evet buraya kadar geldi. Hani Süpaneke ile çıkıyorlar. Felak Nas'la bitiriyorlar. Bir şekilde maçı alıyorlar ama bu sefer hani dualarda yetmeyecekmiş gibi ben hissediyorum. Ben de şöyle bir Ben bir araya girip buyurun. bir şey ekleyebilir miyim? Şey diye. Bu hani şeyde Fas'ın sağ kanadında bir tane hep konuşmayı unuttuğumuz oyuncu var. Bu 8 numarası Adam Unai. 22 yaşına genç oyuncu. Zaten Luis Enrique'de en çok onu beğendiğini söylemişti İspanya maçından sonra. Gidecek. Onun Garanti sağ transferi. kanatta çok çok fazla bindirme yapıyor. Destek oluyor. Evet. Hakim Ziyech'e çok fazla destek olacaktır. Yani ben onu da daha sık atakta görebiliriz. Yani Hakimi çıkartmayıp
Daha çok Unahi sağdan hakimiye destek olarak bindirme yapacağını düşünüyorum bu maçta. Yani böyle bir yola da gidebilir. O yüzden bunu da eklemek istedim yani. Kesin bence de transfer yapar. Yani şu an Brest'te oynuyor yanlış bakmak istedim. Ya Angers'te ya Brest'te olması lazım. O da büyük takımlara doğru gidebilir. Yani daha büyük Avrupa'da ismi daha çok tanınan takımlara doğru transfer yapılacaktır. Turnuva sonu. Şimdi Fas'ın oyuncularını konuşuyoruz. Amrabat'ta konuşmadan olmak. Gencer abiye de onu sorayım ben. Hem de şu açıklamayı da vereyim öncesinde. Fas teknik direktörü şey açıklamasında bulunmuştu Portekiz maçının ardından. Bir kişi geldi gece soyum gece odamıza ve bize bir şu taktikle durdurabilirsiniz Portekiz dedi ve gitti demişti. Bu olay çok konuşuldu. Kim o dedi. Hatta capsler falan döndü işte. Fatih'in falan capsler döndü Fas maçında falan böyle komik espriler yapıldı. Onda Renard olduğu iddia edildi bir süre sonra. Bu da garip bir şekilde Fas'ın büyüsünü bize gösteriyor. Ben ama Amrabat'ı sana sormak istiyorum. Amrabat'ın Fransa orta sahasına karşı nasıl görüyorsun? Çünkü çok ismini artık duyurdu. Liverpool'da ismin iddiaları var adıyla. Bu maçta da kendisini gösterirse daha da yüksek bir piyasaya değerine ulaşabilir. Hem Amrabat hem de Fas'ın Fransa'ya karşı şansını sana da dinleyelim abi. Evet ben açıkçası şimdi yalan söylemeyeceğim. Aramızda Fas sempatizanları olduğunu öğrendikten sonra daha dikkatli izlemeye başladım Fas maçlarını. Çünkü şimdi yalan yok gruptan çıktıktan sonra baktığımız zaman İspanya peşine Portekiz. Yani sürekli bu sefer elenecek. Yani hadi bir sıçradı iki sıçradı diyorduk. Şöyle baktığımız zaman da hani peş peşe üçüncü ve çok ciddi rakiple oynayacak. Hani hiçbir takım böyle bir zorlukla gelmedi buraya. Grupta da Eksiklerin öyle bir olması var. Grubunda da tabii öyle tabii bir yani vardı. diğer Evet. yarı finalde yani grup şey arkadaşıyla da final oynayabilir. Öyle de bir durum var. Ama elemelere baktığımız zaman zaten Kemal öyle bir anlattı ki İspanya, şimdi sonra Portekiz, şimdi Fransa hani sömürgeci işte iyice boss fight'a geldik ya. Yani. Hani böyle en babaya geldik gibi. Geçen son şampiyon bir de üstüne. Fas'ın işi gene zor. Hani gene Fas alır diyemeyeceğim. Eksikler olacak tabii ki. Şu an baktığı zaman iki takımda da eksik var. Hani bir tarafın beki eksik diyoruz. Aslında diğer takımda da karşıdaki bek eksik. Yani o kanatta ikisinde eksiği var. Fas'ın oyuncuları evet, Portekiz maçına daha dikkatli izledim. Biraz daha Fas'ın üzerine yönelik izledim. Sofyan Amrabat gerçekten orta sahada çok iyiydi. Onun dışında ona iyi dediniz beğendik. Ben El Nesri'yi de çok beğendim attığı gol dışında. Aynı şekilde sol ileride oynayan bir oyuncu daha vardı. Ufay. 17 numara Ufay. Buffal, ha 17 numara hatırlıyorum onu da. Yani Portekiz karşısında fiziksel olarak hiçbir şekilde eksik kalmadılar. Çok rahat omuz vurup rakiplerini geçtiler. Yani Guerrero bir yerden sonra zaten oyundan çıkmak durumunda kaldı. Artık mücadele edecek gücü bile kalmadı bu oyunculara karşı. Ki onun oyundan çıktığını çok görmüyoruz. Yani tabii ki eksikler olacak. Ama hani Türk milli takımını da hatırlıyoruz. Eksiklere rağmen aslında çok vadeli atlattı 2008'de. Hatta Tolga Zengin yanlış hatırlamıyorsam. Yedek kaleci stoper oynatabilirim gibi bir açıklaması olmuştu Fatih'in. Oyuncu yoktu artık. Stoperlerin hepsi sakatlandı. Yani o yüzden eksikler bir şekilde kapanır. Sizin de hepinizin de belirttiği gibi zaten Fas değişik. Biraz daha mistik şekilde ilerliyor. Gerçekten takımda bir inanmışlık var. Bunu görüyoruz. O gece gelen artık ne diyelim aksakallı dede gene gelir mi? Bilmiyorum. Ben yani şimdi maça 2 gece kaldı. Ya bu gece gel ya da yarın gece gel artık. Bir gece gelecekse gelmesi lazım. Böyle şeyler oluyor tabii büyük organizasyonlarda. Biraz bunlar şey de olabilir. Hani medya yaratmak için hadi bak şöyle bir şey diyelim ya da birinin ağzından çıkan bir şeyler de olabilir. Fas'ın işi o yüzden gene zor. Hani burada pembe bir tablo çizmek isterdim. Fas o güle oynaya işte finale çıkacak peri masalı devam edecekti ama iş zor. Ama buraya kadar da zordu. Gerçi baktığımız zaman İspanya'yı elediler. Güzel. İspanya'da aslında net bakınca Costa Rica dışında galibiyeti olmadı turnuvada gruptan çıkmalarına rağmen. Onlarda da bir eksi vardı. Portekiz zaten iç problemlerle çalkalanıyor turnuva başlamadan önceden beri. Ronaldo'nun dramını izledik resmen. Aşkı memnunumsu bir Portekiz izledik. Veda ettik. Onu da artık kariyerinin son Dünya Kupası'ydı diye düşünüyorum. Bir hırs yapıp da gelip 2026'yı falan almayacaksa o da Dünya Kupası defterini kapattığını düşünüyorum. Teknik El direktör Nesri olarak gelir belki. ya o olabilir. Ona diyecek bir şey yok. Öyle olursa da 40-50 sene daha var. Yani çok şey olabilir.
Yani ileride izleyebiliriz çok büyük bir antrenör olarak. Hatta bazı oyuncular oluyor öyle bir antrenör kariyeri yapıyor ki oyunculuğunu unutabiliyorsunuz. Yani bu çok iyi oyuncuydu da demiyor. Zidane bir ara unutturdu. Yani çok iyi oyuncu olduğunu unutmadık biz ama yani yeni nesil çok iyi bir hoca olarak yazdı kafasına bir dönem. Şimdi Xavi'yi ara ara öyle yazıyorlar. Ama Dünya Kupası defterini oyuncu olarak kapatmış gibi geliyor. En-Nesyri'nin bir de geçen programda yer almadığım için kafa golünü de övmeden geçemeyelim. Defansın hatasını geçiyorum ama 2.78 topa değdiği yükseklik. Ronaldo 2.93'te bu rekorun sahibiydi. Yani onun arkasından ikinci sıraya yerleşti ki ilk beşin hepsinde Ronaldo vardı. Yani diğerlerini arkasında bıraktı. Bu golü de Ronaldo'ya karşı atmış olması da epey manidar. Diğer tarafa da bakarsak yani Fransa zaten net favorilerdendi. Şimdi dürüst olmak gerekirse benim çok sevdiğim, beğendiğim bir milli takım diyemeyeceğim. Yani benim stilime çok uygun oyunculardan oluşmuyor. Böyle deyince de sanki antrenörmüşüm gibi bir ego sezdim kendimde. Ama tabii buraya kadar geldi. Şu an son dört takıma baktığımız zaman evet, net en büyük favori şu an bence de Fransa. Zaten son şampiyon. İngiltere gibi. Ben Arjantin-İngiltere finali bekliyordum turnuva başında. Uruguay'ı hiç saymayalım. Olmadı. Fransa eledi. Hani rakipti ama karşısında sert ve gerçekten hani galibiyete inanan, hani her şeyi yapabileceğine inanmış, kenetlenmiş bir ekip var. O yüzden Fransa'nın da işi çok kolay diyemeyeceğim. Savunmadaki eksikleri göz önüne çıkarak ya Deschamps'tan her şey beklenir. Şöyle bir şey yapabilir. Pavard'ı sol beke çekebilir. Böyle bir şey yapabilir. Ama benim hani düşüncem şu olurdu. Ben üçlü savunmaya dönerdim. Hani bekleri kullanmazdım. Muhtemelen hani orta sahada kanat bek gibi ileriden devşirme oyuncularla devam edebilirdim. Ortayı kalabalık tutarak. Çünkü Fas genelde şimdi Ziyech de yok, Hakimi de yok diyorsunuz. Hani şeyler de sıkıntı. Kanatlar değil artık ortadaki fizik güçle gelmeye çalışacak. Ortayı kalabalık tutmak Fransa'nın her yani bu maçta işine yarayacaktır. Dediğim gibi zaten Giroud uçuyor. Mbappe daha 19 yaşında Dünya Kupası eklemişti müzesine. O da ikincisini istiyor. Diğer maçtan açıkçası daha renkli, daha böyle bol gollü olma ihtimalini açık bir maç olarak görüyorum. Ama Fransa'yı şimdi Kemal'i de üzeceğim biraz daha önde görüyorum. Ben buradan Doğu abi de Fransa özelinde bir şeyler sorayım. Şimdi Fransa'nın hücum hattında dediğimiz gibi hani Öner abi de değindi. Griezmann burada çok fark yaratıyor. Milli kulüpler kulüp takımından ziyade Fransa milli takımı çok farklı bir kimliğe bürünmüş durumda. Mbappe ve Dembele de kanatlarda çok etkin durumda. Giroud dediğimiz gibi uçuyor, kaçıyor. Ya Fransa düşük, Kemal de geçtiğimiz yayınlarda değinmişti. Düşük viteste oynuyor sanki ama düşük viteste oynamasına rağmen skor almayı başarıyor. Fas karşısında bu düşük viteste oynamayı devam ederse Fas'tan bir sürpriz gelir mi yoksa yine yetecek mi Fransa'ya bu oyun? Şu an turnuva boyunca oynadıkları oyun. Ya ben savunma rotasyonundaki Kemal'in anlattığı değişimlerin Fas'ın nasıl reaksiyon göstereceğini bilmediğim için çok net bir yani yorum yapmak çok zor olarak görüyorum ama şunu açık ve net söyleyebilirim. Topu hani Fransa evet biz biraz daha geride yani normal oyunumuzu yapalım oynayalım ne atak ne ofans dengede bir oyunu götürelim derse Fas gene atabilir. Yani çünkü Fas'ın nereden ne gol bulacağı da belli. Bir de Kemal'i mutlu edecek bir istatistik söyleyeyim. Bu turnuvada Fas biliyorsunuz yani şu anda rakip oyunculardan bir gol yemedi. Kanada maçında onu da kendi kalesine attılar. Bir tane gol yediler. Dünya Kupaları tarihinde 4 maçtan fazla kalesini gole kapatan 2 tane daha takım var. Bir tanesi İspanya 2010 yılında İspanya. Diğerki de 2006 yılında İtalya. Bu iki takımın ortak özelliğine bu iki takım şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı aldı. Şampiyon. Baktığım zaman. Yani böyle enteresan da bir istatistik var yani Fas'ın önünde ve hepimiz burada keyifleniyoruz yani Fas'la ilgili hikayeleri duydukça. Ama taktiksel ve hani baktığımızda da Fas'ın o rotasyonunun eğer her şey yolunda gittiği halinde bile normalde Amrabat Amalallah'la oluşturdukları bir orta saha düzeninin Griezmann'ın da orta sahaya gelerek yardımlaşmasıyla birlikte Fas'ın orta sahasını daha boşa çıkaracağını düşünüyorum ben ki ya şöyle bir yük var. Şimdi bir yerden sonra bir maddeye aşırı miktarda yük yaparsan o kırılır, o düzen kırılır, her şey kırılır baktığım zaman. Şu ana kadar turnuvada Amrabat yanlış hatırlamıyorsam
en yakın rakibin iki katı top çalmayla oynuyor. Yani bütün pas aralarında var, bütün top çalmalarda var. Hatta en yakın rakibi de ya Portekiz'den bir oyuncu olması lazım. Şimdi net de hatırlayamadım açıkçası ama yayın devam ederken istatistiğe tekrar denk gelirsem söylerim ama yani iki katıydı farkı baktığımızda. Hatta istatistiği paylaşan şöyle paylaşmış. Yani ikinci oyuncuyu yazmış. Bir de demiş birinci var. O da Amrabat böyle uçmuş gitmiş yani fark olarak. Ama şimdi şu ana kadar oynadıkları rakipler arasında en sinir bozucu ofansif yaratıcılık şeyde var. Fransa'da var. Yani evet Fas harika geldi buralara kadar. Ama yani İspanya baktığımız zaman İspanya'nın net bir dokuzu yok. Büyük sıkıntı. Portekiz maçında Gonçalo ile oynadılar. Ronaldo'yu attılar. Sonra maç zaten kaosa döndü. Yani artık ne olduğu belli değildi o maçın. O kaos zaten Fas'ın sevdiği bir ortam. Yaşam alanı. Ki maçın ona dönmesini istiyorlar. Çok net bir problem değil. Yaratıcılık problemi olan bir takım bir de Portekiz. Yani Felix'in kötü bir gününe denk geldi. Bruno Fernandes kötü bir gününe denk geldi. Bernardo Silva ben hiç anlamadığım şekilde kaleden uzak oynadı. Nedense o defansif oyun kurucu gibi oynadı. Kaleye yaklaştıramadılar onu. Bir anda hani o yaratıcılıktan kısıtlandı. Belçika Kanada'ya karşı galibiyetine bakıyorsun. Kanada'nın net bir santraforu yok. Belçika keza aynı şekilde o yaratıcılık yani forvet daha doğrusu santrafor da yanlış söyledim özür dilerim. Forvet yaratıcılığı bakımından şu ana kadar turnuvadaki hatta en zengin takımda oynayacaklar. Dembele, Mbappe ve Giroud. Artı Griezmann da bunları sürekli destekliyor. Şimdi ben buradaki bu desteğin Fas'ı gerçekten rotasyonu ya savunma rotasyonu harika oynadığı varsayımında bile ciddi zorlayacağını düşünüyorum. Ve hani ya çok acı, çok isterim ben Fas'ın finali çıksın. Ya benim de gönlümdeki final bu arada Fas'la Hırvatistan oynasın. Bir de şey özelliği var. Final 18'inde, 18 Aralık günü. Luka Modric'in çok sevdiği dedesi var. Onun ölüm yıl dönümü. Yani 31 yıl önce öldürüldüğü yıl. Aynı zamanda 18 Aralık. Yani Modric için de Srebrenica. çok... Evet. Modric için de çok duygusal maç olur. Hani ben de isterim Hırvatistan finali çıksın diye. Yani öyle bir ekstra hikayesi de var olayın. Çok üzücü. Messi yani. Messi'yi de şimdi ne diyeceğiz? Yani final Arjantin Fas olmasın Abi mı Messi falan her şeyi kazandı. Boş ver abi. Biraz da böyle yıkık ülkeler yani zorlanan ülkeler kazansın ya. Sıkıldık abi. Arjantin kazanır ya. Bir ara kazanır gene yani. Bir noktada onlar gene. Ama Hırvatistan'la Fas'ı bir daha buralarda görürüz bilmiyorum. Yani Modric futbolu bıraktığı noktada öyle bir lider eksikliğiyle buralara kadar gelirler mi bilmiyoruz ama belli de olmaz. Yani Guardiola da çok harika bir lider potansiyeline sahip. Hem de savunma liderleri genellikle takımı öne iter. İten oyunculardır. Thiago Silva'nın dışında. Thiago Silva niyeyse olmuyor. Bir türlü o liderlik kısmında. Eksikleri oluyor. Ama yani el cümle Fas'ın normalde güçlü duran orta sahası Fransa karşısında Griezmann'ın da eklenmesiyle birlikte yani orta saha kademeli olarak gelmesiyle birlikte yaratıcı olan bir santrafor iki forvetle beslemesi Fas'a ciddi problemler çıkaracağını düşünüyorum. Ama şu da var. Şunu da unutmayalım. Fas'ın da El Nesri'yi topla buluşturduğu ve El Nesri'nin bitiricilik yüzdesinin de maçın belirleyicisi olduğunu çok iyi biliyoruz ve El Nesri o hava toplarını attığı zaman yani o hızlı topları attığı zaman Fransa savunmasının yani El Nesri'nin bir pivot bildiğimiz eski tip pivot santrafor tipinde bir oyuncunun kanat beklerinin de hakiminin bindirmeleri işte aman Allah'ın bildirmeleriyle birlikte bir üreticiliği var Fas'ın ve buna karşı Fransa'nın çözümü de gerçekten Rabiot mu? O benim bir kafamda da soru işareti. Yani niye mesela bu maç? Bence artık bu maçta Kamavinga oynatılabilir ya. Baktığımız zaman. Çünkü zaten top ileride olacak. Top sürekli ileri gidecek yani. oynatılabilir de denemez de şu an bence. Bu kadar Rabiot'la Bence de denenmez denemez. için bir an. Yok bence de denemez. İkinci yarı. Hatta belki 70. Ya İngiltere koskoca adam İngiltere maçını bir tane değişiklikle bitirdi. Tabii canım o zaten inanılmaz bir şeydi. Buna Kemal'e de aslında Fas özelinde değil de Fransa özelinde sorayım. Mbappe'yi nasıl değerlendirecek sence Döşan? Çünkü Mbappe'yi geçen İngiltere maçında gördük ki durdurulabilme ihtimali varmış. Hani Dünya Kupası üzerinde sanki böyle uçup kaçacak gibiydi. Biraz sanki varmış Dünya Kupası üzerinde durdurabilme.
Hakimi durdurabilir mi Mbappe? Hem de takım arkadaşları Paris Saint-Germain'de. Ya ikisi hem takım arkadaşı bir de birlikte çok da yakın arkadaşlar. Yani böyle sürekli eğlendikleri birlikte pozları falan çok düştü şu an. Yani maç öncesinde böyle biraz ortamı ısıtmak adına Twitter'da çok dolaşıyor. Yani durdurabilirse Hakimi durdur. Zaten şeyde dünyanın en iyi sağ beklerini açıklamış. Bir site hangisiydi hatırlamıyorum. Birinci sırada yer almış Hakimi. Bu arada sana da haber vereyim. Dubois da 25. sıradan girmişti. Yani Galatasaray forması. Girmemesi gerekiyor. İlk yüze girmemesi gerekiyor Duba'nın. Ben Galatasaray'da Duba'nın. Lyon'daki ayrı. İşte yani durdurabilecek bir oyuncu varsa Hakim işte. Dünyanın en iyi sağ bek. Yani böyle gösteriliyor şu anda. Bakalım yani onun durdurması çok kritik olacak. İşte defans şey olacak. Bir de Edira oynayacak ceza sebebiyle. Kontralarda bütün hücumları harcamıştı yani son iki maçta. Onun oynaması biraz avantajlı. Fransa yönünden de Döşan'ın bir şey şekilde takımı daha agresif oynamaya yönetmesi gerekiyor. Yani işte Fransa ben biraz rehavet dediğim şey var. Fransa gücünü bilerek yetecek kadar oynuyor ama böyle maçlarda yetecek kadar oynamak çok risklidir. Yani kendi sınırlarını zorlamalısın ki rakibi bir anda gardını düşürüp maçı bitirebilirsin. Yani İngiltere maçı öyle oldu. Yani İngiltere her an maça dönebilecek şekilde oyunun içindeydi. Fransa hiç böyle kendini zorlamadı. Yani bunu hissettirdi izleyenlere. Yine böyle çıkarlarsa pas bunu cezalandırabilir. Ben ondan dolayı pasın kazanabileceğini söylemiştim. Bilmiyorum pasın daha agresif sahaya yani pasın diyorum pardon. Fransa'nın daha agresif başlaması gerekiyor. Portekiz bu hatayı yaptı. Onlar da ilk yarıda çok böyle ritimsiz oynuyorlardı. Bunu cezalandırmıştı. Fransa da aynı hataya düşerse yine cezalandırılır diye. Öner abiye o zaman şunu sorayım. Son dakikalara girdik. Sürpriz bir isim bekliyor musun karşılaşmada? Hani böyle sürpriz bir isim fark yaratıp maçı kazandırabileceğin, yani Mbappe, Griezmann değil de farklı bir isim ya da Fas'ta Ziyech değil de ne düşünüyorsun burada, bir fikrin var mı? Ya ben şöyle düşünüyorum. Demin de mesela Mbappe'nin durdurulabilme ihtimali, özellikle İngiltere maçından önce sürekli Mbappe'yi durdur, Mbappe'yi durdur. Bence o maçta Mbappe'nin pasif kalmasının sebebi Deschamps'ın öyle istemesiydi. Yani Mbappe'siz de biz bir şeyler yapabiliyoruz diye göstermek istedi ve gösterdi. Yapabiliyorlardı. Burada çok ufak şeyden de bahsedeceğim. Bu benim çok gözüme çarptı İngiltere maçında. Ya 24-25 yaşında iki tane oyuncu, kanat Mbappe ve Dembele yürürken 37 yaşındaki Giroud ve 33 yaşındaki Griezmann savunmaya pres yapıyordu. Ya bu çok üzücü bir şey, çok acı verici yani. Neredeyse emekliye gelmiş adamlar deli gibi oradan oraya koşuyorlar ve iki tane genç yıldız sahada yürüyor. Bu mesela Fas maçında problem yaratır. Ve ben bu yüzden Mbappe'yi sadece taşımak isteyecekler için sahada belki Coman'a şans verebileceğini düşünüyorum. Coman biraz daha savunmaya yardımcı olan ve birebir manasında Dembele'den daha bir oyun, iyi bir oyuncu ve daha skora yönelik. Yani Dembele'nin şutları paslarından daha zayıf. Belki bir Coman sürprizi bekliyorum. Hani Coman ilk 11 çıkarsa Fas da beklemeyecektir bunu. Çünkü Döşan ilk 11'ine çok bağlı bir teknik adam. Belki böyle bir şaşırtma yapabilir veya işte Doğan'ın da dediği gibi belki Rabiot'u kesip Kamavinga'yı deneyebilir. Çünkü Kamavinga'nın solu kapatması daha da kolay. Hani daha dinamik bir oyuncu olduğu için Theo Hernandez'e de çok yardımcı olabilir. Diğer taraftan da yani Mbappe'siz de Fransa oynayabildiği için Fas'ın kafası giderek karışacaktır. Ya ben öyle düşünüyorum. El-Nesyri'yi de biraz daha iyi kitleme potansiyelleri. Upamecano gibi gerçekten güçlü bir stoperleri var. Kunde zaten bir stoper ağırlıklı bir oyuncu olacağı için Fas'ın solu çok güçlü değil. Belki o içeri girip El-Nesyri'yi o da savunmaya yardım edecektir. Yani iş biraz daha zor ama dediğin gibi yani birinin çıkıp bir şeyler yapması lazım ve Döşamp'ın da konfor alanından çıkması lazım. Çünkü Fas bu tip şeyleri iyi ezberleyip ona göre şeyler önlemler alan bir takım. Eğer Döşamp ben A planımı uyarım, A planından çıkmam derse mevzu ciddi bir şekilde çirkinleşebilir. Ki Fas da kaosu seviyor. Olabilecek bir kaos ortamında yani bir anda Fransa'nın da dağılabileceğini görebiliriz. Çünkü Deschamps kendi bile söyledi. Ben taktik vermiyorum. Oyuncuları işte salıyorum. En rahat şekilde nerede oynamak istiyorsun? Burada oynamak istiyorum. Orada oynatıyorum. Yani bu ciddi anlamda bir sorun çıkarabilir. Hani maç içerisinde çok ciddi kırılma anları göreceğiz. Ama o kırılma anlarında ekstra bir oyuncunun Fransa'da öne çıkıp bir katkı yapması, işte o İngiltere maçındaki Tchouaméni'nin golü gibi çok büyük özgüven getirir Fransa'ya. Ama Fas bakalım ona izin verecek mi? O da bir şey söz konusu yani. Hani o da ciddi bir soru işareti. Yani ben maça dair tahmin çok zor diyorum.
Artık sadece maç içerisinde kırılma anlarını kim iyi kullanırsa o kazanır diye düşünüyorum. Gencer abiye de son sözlerini vereyim ben karşılaşma hakkında. Bir de şuna değineceğim son olarak. Fransa'nın son turnuvalarda sürpriz bir şekilde elenmediğini, sürpriz bir takıma elenmediğini gördük. İsviçre haricinde Euro 2020'de ama 16'dan bu yana hep böyle favori olduğu karşılaşmalarda ya rakip birazcık daha kendisinden alt seviyedeyse kazandığını görürüz. Gencer abiye de son olarak ben sözü vereyim. Sonra da yayını kapayalım. Evet, bunda çok eleştiriyoruz yaptığı tercihlerden dolayı ama işte Döşem hocam nasıl diyeyim, disiplinden taviz vermeyen bir hoca aslında. Sahada hani neyiniz varsa %100'ünü göstermenizi istiyorum tarzı bir hoca. Bunda cezasını hemen verebiliyor. Hiç beklemediğimiz isimler kesik yiyebiliyor. Maç kadroya alınmayan isimler olabiliyor bundan dolayı. Biraz da takıntılı bir hocam. O yüzden dediğim gibi yani Fransa sahaya çıktı mı her oyuncu kendini göstermek zorunda. Bunu hissederek oynuyorlar. 2020 biraz sürpriz. İsviçre'nin sürprizi. Biraz da tabii Dünya Kupası'nın getirdiği rehavet. Hani zaten son şampiyonuz ya yaparız. Hani oraya biraz da lay lay lom. Hani dünyayı kazandık Avrupa'da nedir yani bunların yarısı kadar. Biraz rehavet de oluyor takımlarda maalesef. Bu turnuvada da evet Fransa öyle bir sürprize açıkçası izin vermedi. İngiltere karşısında bile öne geçti. İngiltere beraberliği yakalamasına rağmen tekrar öne geçti. Kane'in penaltısı biraz işi farklı yere götürdü. O doğru ama evet Fransa bir sürprizle karşılaşmadı. Ama işte hiç belli olmuyor. Her şeyin bir ilki var diyelim. Burada da yani ilk sürpriz bu maçta olabilir. O da üzücü olur. Ama ben gene disiplinli çıkacağını Fransa'nın ne yapacağını bilerek, sahada ne yapmak istediğini bilerek bunu bize göstereceğini, yansıtabileceğini düşünüyorum. Yani o yüzden ben gene bir adım önde görüyorum ama yani artık yarı finale geldik. Yani şu noktadan sonra hiçbir takımın kazanmasına aslında sürpriz demememiz lazım diye düşünüyorum. Ya şöyle bir hikaye var. Ben de bir ekleme yapayım. Deschamps'ın taktiksel varyasyon bakımından yani bir değişime gidemiyor. Yani dörtlü savunma hep dörtlü savunma. Üçlü savunmaya geçtiğinin bir örneği var mesela bu hani Fas'a ışık tutsun, bir galibiyet ışığı yaksın diye. Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı, 2-0 kaybettikleri maç. Şimdi o maçta üçlü savunmayla oynamışlardı. Ama işte Upamecano'nun liderliğinde Badiaşvili ve Saliba'yla birlikte yani bir üçlü savunmayı kurmuşlardı. Az Pavard da vardı ama Pavard da kanat bek gibi oynuyordu ama bu çözüm olmuyor. Yani aynı taktik, aynı 11 devam ediyor. Bir taktiksel hamlesini görmüyoruz. Bu maçta ilk defa ihtiyacı olabilir. Ona da Fransa nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyoruz açıkçası. Ondan zaten çok keyifli maç olacak. Abi bunun sebebi de Kemal. işte Öner'in dediği şey olduğunu düşünüyorum. Dembele, Mbappe gibi kanatlar beklere yardımcı olmuyor. Yani net bek oynatmayınca kanatlardan gerçekten çok atak diyorlar. Ben onun sebebinde olduğunu düşünüyorum. Son olarak Kemal'e söz vereyim. Kemal sen de bir Ben de şeyler şey söyleyebilirsin. eklemek istiyorum. Bu Döşan'ın Mbappe'yi zaman zaman sağ atması gerektiğini düşünüyorum bu maçta. Yani İngiltere maçında da bunu bekledim. Çünkü karşısında bu kadar. Sen neden şovun olduğu tarafta Mbappe'yi kullanmıyor? Hani zaman zaman hatta şey bile düşünüyorum. Bu 19-20 Trabzonspor'undaki Bakame'nin rolü gibi yani orada topu daha çok solda oynayıp mesela sağda birebir bırakmaya Mbappé'yi ona döndüğünde top birebir hücumla çok daha net skorlara gidebilir. Yani Mbappé için de faydalı olur sağda oynaması zaman zaman. Rakibe karşı burada Hakimi var. Geçen maç karşısında Walker vardı. Bunların üzerine gitmek yerine hani rakibin daha zayıf kanadının üzerine doğru oynasa bence daha etkili olabilir. Bunu hiç denemiyordu. O bence Umarım çalım alışkanlığıyla ilgili. Mbappe'nin topu içeri çekmesi için sol kanatta olup içeri drive etmesi gerekiyor ya, sağda olduğu zaman açılır yani solla evet. çalımı daha geri planda kalıyor. İki ayağını da çok etkili kullanıyor ama sola kaçmaktansa sağı seçiyor. Ama dediğin gibi evet o kanatları değişmesi bence de en mantıklı çözüm gözüküyor. Yani maç içinde Fas'ı böyle bir şaşırtacak durumlardan biri olarak gözüküyor. Evet. Kemal'in de Sürekli değil Döşan'a zaten. Maçta 5 dakika, ha. 3 dakika, hani 10 dakika. Maç içerisinde hiç denemiyor. Kemal sen de nasıl taktik veriyorsun Döşamp'a pek anlamadım ama yani burada birazcık arka planda bazı şeyler olabilir. Ben de şöyle bir final bekliyorum bu arada. Hırvatistan Fransa olsun bir hikaye olabilir. Rövanş hikayesi. Çünkü 2018'de çok ezilmiştir Hırvatistan. Bunun intikamını alabilirler Fransa'dan. Böyle bir ihtimal de var. Modric de kupayla gitsin yani Messi gidiyorsa. Modric de keza onun kadar olması hak etti yani.
Ben sizlere yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biz yarın karşılaşmaların ardından Arjantin-Hırvatistan maçının ardından burada olacağız. Medyaskop Spor takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler, hoşça kalın.